Şimdi arkadaşta iyi huylu prostat büyümesi var. İdrar yapmada zorlanıyorum dedi. Peki dedim yaşın kaç? İşte 55 civarında. Biliyorsunuz mesane, mesanenin çıkışı hemen prostat vardır ve idrar kanalı da prostatın içinden geçer. Prostat büyüdüğü zaman yani hücreleri şiştiği zaman diyelim hipertrofide ne oluyor? Bu kanalı daraltıyor. Bu sefer idrar yapmada zorlanıyorsun. Peki bu kanalın daralmasını tetikleyen nedir? Acı baharattır. Şimdi acı baharat tüketiyorsanız buna katlanmak zorundasınız. İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar yapma zorluğu, prostatit, prostat içi iltihaplanma şikayetiniz varsa kesin acı baharattan uzak durun. Bak hemen rahatlarsınız. Ancak minareyi çalan kılıfını hazırlar vallahi hocam ben çok seviyorum acı baharat. Hele Urfa'nın isotunu tüketmezsem. Isot o kadar değil gene isotun Allah'ı var yani. Fakat diğer bazı kırmızı biberler kıvrandırır insanı. Hastanelik olursun yani ben çok insan tanıyorum. Biri de benim hocam yani ağzım yüzüm şişti. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Şu kadarcık bir biber. Evet. Yani ya 24 saat geçmedi hocam. Biz ilk iki saat hiç yokum ben zaten. Halbuki şey çok kolayı var Hüseyin. Şimdi hemen... bir de hocam diyorlar ki orada ya çok acı değil. Çocukluğundan beri onu yemiş. E tabi bağışıklık <laughs> kazanmış. Yani şimdi burada yapılacak olan şey. Hocam acıyı çok seviyorum. İyi o zaman şunu yapacaksınız sofrada acı baharatlı yemekler mi var? Bol seviyorsunuz da. Önce ağzınıza bir tatlı kaşığının yarısı kadar zeytinyağı alın. Bir yağ alın, sıvı yağ. Göreceksiniz. Onu şöyle üzerinden bir dakika geçtikten sonra siz yemeye başlayın. Bütün bu reseptörleri kapatıyor. Şimdi mesela senin yaptığın yanlış. Su içer, su içer değil mi devamlı? çok yanlış. Su, çünkü bu acı bibere, acı tadı veren kapsaisindir. Kapsaisin azot içerikli, bir de kuyruğu olan bir molekül olduğu için Hüseyin, suyla bunu çözemezsin. Yağda çözünür bu. Ağzın mı yandı, çok acı. Hemen git bir çay kaşığı zeytinyağı al ağzına, onu gezdir. Yağda çözünür ve reseptörleri serbest hale getir. Anında ah bitirir kardeşim, şey. ah. Yoksa su lık lık, Hocam lık su. Hocam ne suyu? Içer Yangın söndürücü getirip sıksalardı ben razıydım yani. Böyle bir böyle bir şey yok ya. Yani e, iddialaşmayacaksın bilmediğin şeyle. Bizim e, Türk insanı olarak da severiz böyle bilmeyeni oyuna getirmek. Ya sen şunu yiyemezsin. Hep böyle başlıyor. Sen evet. bu beri yiyemezsin deyince o yerim diyor. Halk arasında gaza getirmek. Evet. Evet. Gelmeyin, gelmeyin. İşte burada yapılacak olan şey bir çay kaşığı kadar zeytinyağı başka bir sıvı yağ da olur çok. illa yoksa anında yanmayı alır olur. ve geçer. Çok çok. Bir iyi. daha üzerine su mu içmeni? O bir türlü su çünkü yağda çözünüyor kapsaysın. Yani. Suda çözünmüyor ki orada takılız on tekrar yanmaya başlıyor.